Ege Üniversitesi ekranlarında yayınlanan Ege Üniversitesi televizyondaki çok önemli bir programdan size merhaba sevgili seyirciler. Evet, bu program adı Tarım ve Gıdamız programı. Dolayısıyla bu program içerisinde Türkiye'de tarım ve gıdaya dair, hatta dünyada tarım ve gıdaya dair bütün gelişmelere bu beyaz masa etrafında değerli seyirciler gündeme getiriyoruz. Evet, soğuk bir İzmir sabahından sevgili seyirciler, yağmursuz ama dün ve ondan önceki gün gerçekten güzel yağmurlar yağdı. Tarımcılar çok mutlu, biz mutluyuz, gıdacılar mutlu. Çünkü yağmur demek bereket demektir. Evet, yeni yılın bu son programında yine çok önemli bir konuyu Ege Üniversitesi televizyonu ekranlarına taşıyoruz. Biliyorsunuz daha önce iki program dahilinde zeytin ve zeytin sektörü ve zeytinyağını işlemiştik. Bugün yine zeytinyağı ambalajlamadan başlayarak gıda sanayinde genel ambalajlamaya doğru bir yolculuk yapacağız. Evet, bugünkü konumuz ambalajlama ve ambalajlamada yeni teknikleri konuşacağız. Tabii ambalajlama ve ambalajlama yeni teknikler dendiği zaman İzmir'de akla gelen isimlerden bir tanesi ve onun asistanı şu anda stüdyoda. Kendisini tanıtmak istiyorum. Daha sonra zaten kendisini daha geniş bir şekilde tanıtacak bu ekranlarda. Evet. İş adamı Türker Göztürk. İş adamı Türker Göztürk hem gıda makineleri satıyor, anahtar teslim fabrika kuruyor, aynı zamanda ambalaj malzemeleri de satıyor. Kendisi Ege Üniversitesi ile organik bağı var kendisi. Neden? Çünkü Türker Göztürk bir ziraat mühendisidir. Aynı zamanda Ege Üniversitesi'nden emekli olmuştur. Ziraat fakültemizden emekli olmuştur. Biraz sonra zaten Türker abi kendisini tanıtacak. Ve diğer konuğum Elif Davaslıoğlu. Kendisi de Türker Bey ile aynı şirkette çalışıyor. Biyologtur ve Türker Bey'in asistanıdır. Evet, tarım ve gıdamız başlıyor sevgili seyirciler. Şimdi konuklarıma dönüyorum ve kendilerini tanıtmalarını isteyeceğim. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Evet, Türker abi diyorum size. Çünkü sizinle çok eski bir hukukumuz var. Yıllarca birlikte de çalıştık aynı zamanda. Şimdi biraz önce sizi tanıtırken de Ziraat Fakültesi emekli oldu Türker abi. Evet. Siz, ben biliyorum ki Ziraat Fakültesi çalışırken, Ege Üniversitesi çalışırken, Ege Üniversitesi'ne çok önemli şeyler kazandırdınız. Bunu bir de sizin ağzınızdan dinleyelim. Sevgili seyircilerimiz bunu da duysunlar. Şimdi merhabalar. Ben 1967 Ziraat Fakültesi mezunuyum. 1992 yılına kadar üniversitede çalıştım. Üniversitede 92 yılında emekli oldum. Bu konularda 92 yılında emekli olduktan sonra özel sektörü bazı şirketler kurdum. Bu meyanda Türkiye'de büyük referanslarımız var. Anahtar teslim olarak yapılmış özellikle süt fabrikaları, konserve ve salça fabrikaları gibi isimlerini bahsetmemize gerek yok herhalde. Yani hangi fabrikaları kurduğunu söyleyemez. Yani şirket isminden anlatamıyoruz burada. Şirket isminden bağlı ama alan olarak işte evet, gıda süt sektöründe, salça sektöründe, konserve sektöründe ve bir de büyük çaplı sağmal süt hayvancılığı çiftliklerinden kurdum. Bu arada 2003 yılında Amerika'daki World Dairy Expo'da tanıştığım birisiyle birlikte Türkiye'ye aşağı yukarı 40 bine yakın damızlık gebe düve getirdim. İlk yavrusuna gebe. Ve hala da devam ediyorum. Ancak gördüm ki, baktım bu hayvanları getirdik, adamlar süt alamıyorlar. Hani tabiri caizse hani derler ya, karpuz kabuğundan süt almaya çalışıyorlar. Olmaz böyle bir şey tabii. Bu konuda Amerika'daki arkadaşlarım, çoğu profesör zaten, Walter gibi, Hugo gibi vesaire, Gordon gibi. Bunlarla danıştık. Daha sonra Almanya'da bir firmayla bir çalışmaya girdik. Yem katkı maddeleri. Dolayısıyla yem yani randımanı artıracak, hayvan başıma verimi artıracak şeyleri getirdik geldik ve aşağı yukarı 1,5 senedir çalışıyoruz. Aşağı yukarı 250 tonun üzerinde yem katkı maddesi getirdim. Peki. Aldığım randımanlar mesela getirdiğim bir tane arkadaşımıza, müşterimize 22 litre. Olmaz böyle bir şey diyoruz ortalaması.
Amerikalı arkadaşlarla ve şeylerle konuşma, yani Wisconsin Üniversitesi'ndeki hoca arkadaşlarla falan konuştuktan sonra sonunda Alman firmasını bulduk ve biz rasyonlarını ele aldık. Rasyonlarında 10 kilo 500 gram süt yemi veriyorlardı. Biz bunu 3,5 kilo düşürdük. Yani 7 kilo birden düşürdük. Ondan sonra rasyonu ona göre hazırladık, verdik. Gene 22 litre alındı. Ne zaman ki biz rasyonu gerçek şekilde uygulamaya başladık, şu anda 34-36 litre süt alıyorlar ortalama olarak. Tabii bunların içinde 35-40-50 alanlar da var, veren hayvanlar da var. Yani biz tabii emekli olduktan sonra bu ülkeye bir takım şeyleri pratik olarak hizmet etmeyi, yani teoriden ziyade artık biraz da pratiğe döndük ve pratik olarak bunları yapmaya başladık. Son zamanlarda çocukluğumdan beri zeytinin içinde büyüdük. Zeytin konusunda hep zeytinyağını düşünürdüm. Fakat zeytin teknolojisinde gerçekten Türkiye çok iyi ama dünya çapında da çok iyi. Fakat kalitemiz çok iyi. Fakat pazarlamayı bilmiyoruz. Evet. Pazarlamanın en önemli noktası da sunuştur. Yani bir şeyi sunmak. Hani ye kürküm ye hikayesi gibi diyebileceğim. Ancak bu burada yaptığım çalışmalar, incelemeler, araştırmalar sonunda gördüm ki değişik bir ambalaja ihtiyaç var, değişik bir sunuşa ihtiyaç var. Ve bunu bunun üzerine gitmeye başladım. Ve bu konuda aşağı yukarı 1,5-2 senedir böyle araştırmalar yapıyoruz. Sağ olsun Elif Hanım da, benim şimdi gözlerimde problem var. Ben pek şey yapamıyorum. Elif Hanım da son zamanlarda benim çizdiğim yolda gayet güzel araştırmalar yapıyor. Yurt dışında özellikle Amerika'da, Avrupa'da, İtalya'da, İspanya'da gibi yerlerde. Şimdi hoş bir anımı da anlatacağım. İspanya'ya gittik. Madrid'deyiz. Madrid'de büyük bir tiyatro vardır. Hükümetin tiyatrosu. Onun tam karşısında da bir restoran var. Oraya gittik. Çok ilginçtir. Her masanın üzerine zeytin var. Evet. Ve nasıl söyleyeyim, hani şu şey masaları diyorlar ya, yuvarlak yüksek, ha, evet, evet. Bar masası gibi derler yani. Evet, evet. Onlar da yeniyor. Balık var orada. Yan tarafta mutfak var, cam mekanı. Cam mekanında kadınlar böyle şişman şişman kadınlar haş fuş fuş hazırlıyorlar. Ondan sonra getiriyorlar. Fakat bütün çöpleri yere atıyoruz. Zeytin daire. Sonra arada birisi geçiyor. Çekirdekleri yere atıyorsunuz değil mi? Çekirdekleri, balık kılçıklarını, her şey. Yani arada birisi geçiyor. Böyle poşluyor bir şeyle süpürüp geçiyor. Yani demek istediğim şey, zeytin çok önemli. Zeytinyağı zaten sağlık olarak, yağ olarak çok mükemmel bir şey. Sonuç. Ben de bu konularda artık önem verdim. Şu anda şirketlerinde 45 kişi çalışıyor ama maalesef son zamanlardaki politikalar yüzünden, tarım politikaları yüzünden gerildik. Daha az eleman aldık. Fakat ben şunu hiç unutamıyorum. 1962 yılı, 62-63 ders yılında ilk defa ekonomi dersi alırken rahmetli hocamız Sayın Profesör Doktor Ali Aras Hoca ve Sayın Profesör Metin Talim Hoca'nın bize bir sözü oldu. Vardı. Bunlar bir şey söylediler bana. Açlık, bize söylediler daha sonra. Açlık çokluğu, çokluk yokluğu doğurur. Aç insan inançlarında yer. Şimdi biz inançlarımızı yiyoruz Türkiye olarak. Evet. Peki Türker abi, gerçekten de sizin tabii gıda sahnesine yaptığı bu katkıları, bu sanayi içerisinde yer alan az çok ilişkili herkes biliyor. Ama sizin bir de çalışırken Ege Üniversitesi'ne yaptığınız bir takım katkılar var. Lütfen onlardan da bahsedelim. Vallahi onlar bir tane sevgili seyircilerimiz de bilsinler. Çünkü ben biliyorum bazı şeyler kazandırdınız özellikle Ziraat Fakültesi'ne. Evet, özellikle Ziraat Fakültesi'nde çalışırken birincisi Menemen'deki çiftliğe çok güzel bir sahan tesisi, bilgisayar sistemi, çok güzel araştırmalar yapılabilecek bir tesis kazandırdım. Yani para almadık yani bu işten, bir para karşılığında yapmadık yani. Daha sonra da rahmetli Sıddık Hoca ile kafa kafaya verdik. Sıddık Gönç Hoca ile. Allah rahmet eylesin. Evet. Ondan sonra beraberce şey yaptık. Ben Danimarka'da rastladığım bir sütçülük okulu vardı. Sütçülük okulunda bahçede birçok makineler gördüm. Sordum Erik Winter Pedersen arkadaşıma, Erik dedim bunlar nedir, bunlar da hurdaya gidecek dedi. Neden gidecek bunlar? Ya işte bunları artık şey yapacağız, yenilerini aldık, daha büyük kapasite. Peki dedim ne kadar bunun kapasitesi? 250 lira litre saat, evet, kapasite. Peki dedim bunlar çalışır mı? Tabii çalışır dedi. O zaman koy bunları bir konteynere dedim, hibe olarak gönderdim. Rahmetli Sıddık Hoca ile uğraştık, onu hibe olarak aldık. Daha sonra Pınar Sütü
ki biraz oradan destek aldık. Buranın destek aldık ve Ziraat Fakültesi C bloğunun zemin katına bunları kurduk. Burada amacım şuydu. Ben öğrenciyken, şimdi benim bölümüm tarım teknolojisi bölümüydü. Hı hı. Tarım teknolojisi bölümünde okuyoruz ama bazı şeyleri görmüyoruz. Şimdi burada arkadaşlar bu mini tesiste, pilot tesiste birçok şeyi görüyor öğrenciler. Bir plakalı eşanjör nedir? Yani ısı değiştirici nedir? Ne bileyim bir peynir nasıl yapılır? Bir yoğurt nasıl yapılır? Bunlarla ilgili işte bir katkımız oldu. Bunun dışında süt soğutma tankları ihtiyacı oldu. Derken işte gerek zootekni bölümüne gerek siyer bölümlere hibe olarak verdik bunları da yani. Yani bunları sağladım. Yani amacım bizim bir, hani derler ya babamdan ileri oğlumdan geri. Bizim de çocuklarımızın, genç arkadaşlarımızın bir şeyler öğrenmesi ve ileriye dönük daha tecrübeli olmalarını sağlamak da amacım. Peki, şimdi Elif Hanım'a dönelim. Şimdi Elif Davasoğlu, sizin Ege Üniversitesi'yle bağınız zaten Ege Üniversitesi mezunu olmanız. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunusunuz. Onun dışında ben de önce sizi kendinizi tanıtın, sonra bu şirketteki fonksiyonunuz, hangi işlerle uğraşıyoruz? Lütfen onu dinleyelim sizden. Şöyle söyleyeyim, 2008 yılında Ege Üniversitesi'nden, Fen Fakültesi'nden mezun oldum. Daha sonra 2010 yılında Eğitim Fakültesi'nde yüksek lisansımı tamamladım. Şu an hali hazırda gene bağlantım var Ege Üniversitesi'yle. Bunun dışında gıda ile ilgili alanlarda Türker Bey ile yollarımız kesişti. Abim de daha önceden beraberinde burada çalışıyordu. Dil üzerine çok eğiliyor. Ve o dönemde onun da dil konusunda bilmesini istediğim, gençlerin dili bilmesi gerektiğini sürekli savunuyordu. Bizim de yollarımız kesişti ve kendi yanında çalışmaya başladım. Siz ne zamandan beri çalışıyorsunuz? 2012 diyeyim, 2011 sonu, 2012'den beri bayağı uzun bir süreç kat etti. Tabii bu süre zarfında birlikte yurt dışındaki gelişmeler nelerdir? Yani Türker Bey'in gösterdiği şekilde kendisi, çünkü yurt dışındaki bağlantılarla dünyadaki teknolojiyi bir nebze olsun o dönemlerde diyecek olursak üniversiteye getirirken aslında Türkiye'ye de getirmiş. Bizim yapabilme şansımız var. Gençlerimiz bu konuda çok zeki, önleri çok açık ama maalesef Ar-Ge konusunda çok fazla yatırım olmadığı için belki yarışamıyoruz. Fakat bir şekilde biz de yakından takip etmeye çalışıyoruz. Bunu da tüketiciyle buluşturmaya çalışıyoruz. Dünya pazarında yer almaya çalışıyoruz. Yani sadece ithalat değil, ihracat ayağında da destek olmaya çalışıyoruz. Bu nebzede de işte yurt dışındaki firmalarla bağlantılar, iletişim konusunda destek oluyorum Türker Bey'e. Evet, çok güzel. Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Buyurun. Şimdi bakın, özellikle gençlere hitap edeceğim. Yani genç meslektaşlarımıza. En büyük sorunumuz yabancı dil. Bakın ben 73 yaşına geldim. 45 yaşında İngilizce öğrendim 6 ayda. Nasıl öğrendim? Kendi kendime. Yok Amerikan kültürmüş, yok İngiliz festmiş, şu bu falan, hiçbirine gitmedim. Ve 6 ayda İngilizceyi söktüm. Ama nasıl? Bizim fakültemizin kantininde bir öğlen yemeğinde otururken karşımda bulunan bayanlar, sordum siz neredensiniz? Biz işte yabancı diller okulundanız. Sordum kendilerine, dedim ki ya ben İngilizce öğrenmek istiyorum. Nasıl öğreneyim? Kursa gideceksiniz, geleceksiniz. Benim vaktim yoktu yani. Ne yapalım? Peki size de bir kitap vereyim. Bana gramer verdi. İngilizce gramer. Ama İngilizce gramerde yazıyor. Türkçe, İngilizcesini yazıyor, Türkçesini yazıyor, okunuşunu yazıyor. Ve ben bunu oturdum 6 ay çalıştım. Sayfa sayfa. Şu kalınlıkta aşağı yukarı bir kitap çıktı. Hem de saman yapraklı yani. Onu da söyleyeyim yani. Ama demek istediğim şey, yabancı dil çok çok önemli. Eğer dünyaya açılmak, kariyerinizi yükseltmek istiyorsanız yabancı dil öğrenin. Artık bugün yabancı dil öğrenmek çok çok kolay. Evet. Yani internette var mesela. Her şey var. Dinliyorum işte bu Speaking English falan. YouTube'a girdiğiniz zaman bir sürü şeyler var. Orada dinleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla artık kolay da ama aşırı öğrenmiyorlar. Şimdi evet. Öğrencilere
hiçbirisi herhalde İngilizce konuşamıyor. Ya zaten belki bir, ama konuşmak da çok önemli. Çünkü mesela özellikle sizin şirket özel sektörde muhatap oluyorsunuz çünkü. Yazışmalar tabii, ve konuşma muhatap değil mi? Türker tabii, abi. Tabii Elif Hanım da zaten o yüzden bana katıldı. Yani İngilizcesi iyi. Hı-hı. Çünkü hem yazma hem şey yapmak çok da geliştirdi yani. Biz yani, Anadolu Lisesi çıkışlıyız aslında. Anadolu Lisesi bizim dönemimizdeki Anadolu Lisesi'nde biz matematik fen derslerini İngilizce görüyorduk. İngilizce görüyorduk. Şimdi ben bir şey daha söyleyeceğim. Ben şimdi benim yanımda işte ziraat mühendisleri, gıda mühendisleri, makineci, elektronik mühendisi falan filan geliyor. Şimdi ben bir şey sorarım çocuklara. Derim ki bir üçgenin iç açıları toplamı nedir? Taktı 180 derece derler. Çok bravo. Peki aynı üçgenin dış açıları ne kadar? Toplamı ne kadar? İşte burada çuvallarlar. Yani demek istediğim artık biz bunları hatırlıyorum. Ben Aydın Lisesi mezunuyum. Aydın'da lisesinde okurken bunları biz ezbere bilirdik ya. Yani ortaokul lise çağlarında bilirdik. Yani eğitim gerçekten çok düştü çocuklar. İşte en son günler, bugünlerde televizyonda bahsediyorlar işte şu matematikte şu kadar, anlamada şu kadar, okumada şu kadar bir takım oranlar veriyorlar uluslararası şeylerde. Gerçekten bunlar çok zıttı. Yani şimdiki öğrenciler genellikle ezbere dayalı. Ezber olmaması lazım. Bizim öğrencilik yıllarımızda ezberden ziyade çözüm. Mesela bize bir soru soruldu, 5 tane soru sorulurdu. Her biri ayrı bir konu. Anlatabildim mi? Biz bunu yazılı olarak oturur elimize yazardık, gösterirdik yani. Bu kadar da şey yani. Onun için bu ortaokulda ve lise çocuklarına ben üzülüyorum açıkçası. Evet bilgisayarda ilerledik, şu olduk, bu olduk ama şey değil. Yani artık bilgisayar, internet denen bir olay var yani. Bu son 7-8 senedir diyorum ben. Çok ileri gitti yani. İyi oldu. Evet. Ama bunu doğru kullanmak lazım. Peki. Şimdi şeye gelelim değerli misafirlerim. Şu masanın üzerinde bir takım ambalajlar var. Hmm. Şimdi öncelikle bu ambalajlar nedir? Ve bu ambalajlar nerelerde kullanılır? Onu sormak istiyorum. Hanginiz cevaplar Türker abi? Ben veririm. Buyurun Türker abi. Şimdi söyledim, daha önceki sözü alışımda söyledim. Ben zeytinliğin içinde büyüdük biz. Biz zeytini sıktırırdık, işte o zamanlar taşlıydık. Ondan sonra bunları cam büyük damacanaların içine koyardık. Evet. Ve üzerine kapatırdı büyük babam. Şimdi arkadaşlar burada neden bu şeyler damacana renkli camdı? Evet. Ve bayağı zor bulunan ve pahalı bir şeydi o zamanlar. Daha sonra tenekeye koymaya başladık. Hı hı. Daha sonra işte değişik pet şişelere, şunlara bunlara, plastik cam şişelere, plastik şişelere koymaya başladık. Fakat şunları inceledikten sonra burada şimdi zeytin konusunu ve yağ konusunda fakültemde, bölümde çok güzel öğrendiğim için, neydi bizim o profesör vardı, rahmetli oldu galiba. Neyse oradan epey bilgiler aldım. Şeyde mi? Bahçe bitkileri bölümünde? Hayır bizim şeyde teknoloji bölümünde. Neyse işte şimdi Mahir Hoca'yı mı diyorsun? Mahir Hoca'yı. Şimdi burada son zamanlarda bu konuya eğilince Elif Hanım dedim ki ya şu konuyu bir araştıralım. Sonuçta şunu gördük. Hatta dün ben üniversitede bizim burada gıda fakültesinde bir hoca hanımla beraberdim. Kendisine de konuştuğumuzda, diğer yerlerle de konuştuğumuzda hep zeytinyağının bozulmasına sebep olan veya kalite değişikliğine sebep olan faktörlerin başında ışık ve hava hava geliyor. Hava demek oksijen demek. Evet. Oksidasyon. Şimdi bizim sektörümüzde, gıda sektöründe, özellikle salça fabrikalarında bag in drum dediğimiz yani 220 kiloluk varillerin içine konan aseptik dolumlar vardır. Bunlar da aseptik dolumlarda bu şekilde torbalar kullanılır. Hı hı. 220 kiloluk. Ve bunlar yıllarca kalır bu. Anlatabildim mi? Dolayısıyla düşündüm şimdi son zamanlarda sütte de kullanmaya başladık. Efendim meyve suyunda konsantre yapanlar da kullanıyoruz falan filan. Düşündüm. Yağın şeyini, bileşimlerini düşündüm. Ve sonuçta da dedim ki kardeşim bu zeytinyağında kullanılabilir. Ama bundan önce şunu da söyleyeyim. Demin bahsettim, İspanya'da bulundum. İtalya'da bulundum. Ve buralarda bunların artık rafa girdiğini gördüm.
Yani buna bag in box denen. Yani torbada kolinin içinde demek bu. Bunlarla ilgili süpermarketlerde gördüm. Hatta Washington'da da gördüm. Şunu bir söyleyeyim, ben fakülteden ayrıldıktan sonra dünyada Afrika hariç her yere gittim. Yani her ülkeye gittim yani. Amerika'sı, Güney Amerika'sı, işte Uruguay'dan tutun da Venezuela'sına kadar bütün bu ülkeleri gezdim. Şili'si, şusu, busu, neyse. Şeyde de Amerika'da her yeri gezdim. Sonuçta ama hep bunlar gezme, böyle bir şey, turistik gezi değildi benimkiler. Kendime bir program yapıyordum. Belli araştırma istiyordum. Belli üniversitelere gittim. Sonuçta da şu karara vardım. Dedim ki 2 sene önce bununla ilgili bir çalışma yapalım. Ve ben buna başladım. Kendi kendime. Nedir bu? Bu bag in box. Evet. Şimdi bu bag in box dediğim sistem gerçekten çok koruyucu bir özelliği var. Şimdi biraz sonra Elif Hanım da gösterir. Bunu ben İtalya'da bir markette gördüm. Ondan sonra İspanya'da gördüm. Amerika'da, Washington'da gördüm. Bir markette bu şekilde bir ambalajı gördüm. Dedim ki demek ki Türkiye'de de biz bunu yapmalıyız. Şimdi biz çok güzel kaliteli bir zeytinyağı çıkarıyoruz. Evet. Fakat maalesef pazarlayamıyoruz. Pazarlama demek bir işin yarısıdır. Yani her ne kadar bir üretim maliyeti varsa da üretim maliyetinin dışında bir de pazarlama maliyeti var. Satış maliyeti var. İşte bu satış maliyetinde çok güzel bir araca ihtiyacımız var. İşte bu da bu şekilde böyle bir şey. Üzeri baskılı kolilerin üzerinde ve maliyet açısından da tabii inceleyeceğiz. Ticari, artık ticari yönden tabii, bakıyorum. Bilimsel, ticari olarak baktığımız zaman tenekeden daha ucuza geliyor. Ve bir de şöyle bir özellik var. Şimdi tenekeyi biliyorsunuz yani. Ben BOTAŞ'ta da çalıştım. Teneke kutu fabrikasında, bu Yaşar Holding'de. Orada bir lehim kullanıyoruz. Lehim nedir? Kalay ve kurşundur. Kurşunu bilmeyen yok. Zehirli bir maddedir. Evet. Şimdi düşünün yani. Zaman içinde bu penetrasyon yapar. Yağ da şey yapabilir. Ama böyle bir, bu olayda böyle bir şey yok. Şimdi düşünün bakın. Uzun ömürlü süt alıyorsunuz veya meyve suyu alıyorsunuz. Onların kutularında bile aynı katmanlar var. Bu katmanlardan hareket edilerek yapılan materyal, ambalaj materyali var. İşte mesele bu. Ve burada da ucuzluk önemli. Ama bu ucuzluk önemli derken kaliteyi de yükseltmesi çok önemli. Şimdi yavaş yavaş şey de başladı. 1 kiloluk veya şey, yarım kiloluk olmak üzere karton kutularda da zeytinyağı prezentasyonu başladı. Ama bizim şu anda üzerine durduğumuz işte şöyle 10 kilo, 20 kilo olabilen veya 20 litre olabilen, neyse litre olabilen bu sistemi Türkiye'ye getirmek. Ben bunu Sayın Harun hocamıza bahsettiğim zaman ya çok ilginç bu dedi. Aytaç hocam aynı şekilde. Çünkü bilinmeyen bir şey bu. Ben bunu ama Türkiye'de süt sanayinde, bakın süt sanayinde kullanılıyor. Süt de hassas bir ürün. Evet. Şeyde kullanılıyor. Salça, konserve, meyve suyu konsantrelerinde kullanılıyor. Niye biz bunu porsiyon yapmayalım? Hatta ketçap sektöründe de kullanılmaya başlıyor bugünlerde. Başladı da. Şimdi burada amaç genellikle kantinlere. Şimdi mesela ben İtalya'da bir şeyde neydi o? Parma'da gittik restorana. Orada tabii masada zeytinyağı da var. Baktım güzel. Nedir bu dedim ben? Nerede? Toskana'da mı? Çünkü oranın en meşhur yeri İtalya Toskana. Toskana'da mı bunlar? Hayır dediler. Bu Türkiye'den dediler. Sonra ben peki bunun içine nasıl koyuyorsunuz? Şu gel bak size de göstereyim diye bana bag in box'ı gösterdi. Yani bu sistemi gösterdi. Anlatabildim mi? Yani zeytinyağının koruyucu özelliği olan bir ambalaj olduğunu göstermiş oldular. Aynı şeyi Amerika'da da gördüm. Amerika'da pizzeriyası olan bir Luigi diye bir arkadaşım vardı. Kendisiyle Amerika'da konuştuğumuzda dedim ki al bunu bak bakalım bu zeytinyağı. Daha doğrusu buradan zeytinyağı gönderdik bir vasıtayla. İkinci gidişimde Türkiye'de mükemmel böyle yapıyor. Tamam mı? Peki dedim ne düşünüyorsun bu konuda? Vallahi biz bunu almak isteriz. Sen nereden alıyorsun? Ben New York'ta bir İtalyanlar var, onlardan almak zorundayım. Onlara şey yapalım, biraz zor olur dedi. Peki sen kendi başına, ya ben kendi başıma yapamam dedi. Anlatabildim mi? Demek ki kalitemiz var. Evet. Ama ambalajımız yok.
Peki, şimdi 4 dakikamız kaldı. Tamam. Bu 4 dakikada da şöyle, o zaman Elif Hanım size söz verelim ve nasıl buna konuyor? İşte back hangisi, in back hangisi? Onları isterse bunu elinize alarak da şey yapabilirsiniz. Şöyle yapalım isterseniz. Şimdi açmayayım, içerisinde sıvı var ama bunlardaki genel özellik kapağı açtığınızda normalde hava ile temas etmiyor. Cam şişelerde ve diğer teneke kutularda dolduğunda üstteki hava boşluğu çok önemli bir faktör. Ben bunu açtığımda ürün çıktıktan sonra elimle bıraktığım dakika kapanıyor. Torba büzülüyor. Ancak ürün içerisinde kalitesini muhafaza ediyor. Burada materyal de önemli kullanılan. Yani şeffaf dediğiniz ışık geçirgen malzemeler değil. Bunlar 3 tabakadan oluşan torbalar. Kullanılan musluk tipleri. Şu bag dediğimiz karton kısmı da yani ürünle ilgili içeriği yazabileceğiniz. Zeytinin neredesinde pek çok şey var. Siz de biliyorsunuz konuyu. Kalitesini, üreticinin kendine özgü kullandığı bir zeytin ağacı tipi varsa gerekirse işte yörenin resmini koyarak tanıtım yapabilecek. Dünyada Türkiye'nin de dünya pazarında önemli bir rol aldığını, yani buradaki yerimizi gösterecek şekilde ambalajlama yöntemleriyle kendimizi tanıtabiliriz diye düşünüyorum. Bu kutuların da o açıdan avantajı olduğunu düşünüyoruz. Bunlar karton değil mi? Karton. Karton. Yani karton. Bunlar katlanmış istifli halde geliyor. Geliyor. O yüzden İstiflerle de hani bu hale getiriyorsunuz. Lojistik açıdan dolum makinalarına girmeden önce hem hafifler hem daha az yer kaplıyorlar boşken. Dolum içinde makine kapasitesi neyse, yıllık üretim kapasitesi, manuel tip makineler var. Daha küçük üreticilere yönelik yarı otomatik ya da komple sistemler var. Bu işleme kapasitesine göre değişiyor. İşte 1 litre, 2 litre, 30 litreye kadar hatta 1 tona kadar torbalar var. 1 tona kadar torbalar var. Büyük zaten salçada var biliyorsunuz. Yani büyük işletmeciler, yani çok büyük fabrikalar, ihracata yönelik çalışanlar. O şekilde de gönderi yapıp begim dram dediğimiz sistemler var. Yurt dışına ihraç edip bu şekilde ufak ambalajlara aktarıp lojistik açısından, nakli açısından kolaylık olması bakımından kullanabiliyorlar. Bizim de mutfaklarda yerini almıyor şu an. Tüketiciyle çok fazla buluşmuyor. Genelde cam ve teneke ambalajları görüyoruz baktığımızda market raflarında. Cam güzel bir malzeme. Fakat ışık geçirgenliği açısından, reaksiyona girmesi açısından yani raf ömrünü etki ediyor zeytinyağının ister istemez kalitesini etki ediyor. Ama öyle mesela öyle bir kanı yok işte ya, renkli cam zeytinyağını en iyi korur diye bir şey var. Alternatif olmadığı için. Alternatif olmadığı için öyle. İşte yani camın alternatifi olmadığı için. Yani en iyi ambalaj zeytinyağında veya işte diğer işte şeylerde cam alternatif olmadığı için cam deniyor şu an. %10 ile %40 arasında renkli camda, %75-80'e kadar da şeffaf camda geçirgenlik olduğu ile ilgili bir makale okumuştum. Ancak bu bag in box sistemlerle ilgili Kaliforniya'da bir zeytin organizasyonu araştırma yapmış. Hani trend olma yönünde ilerlediğini fakat çok fazla araştırma olmadığını dile getiriyor makalede. İnternetten ulaşabilir herkes sanırım. O da yabancı dedi maalesef. Türker Bey'in bir dünyayı takip etme açısından. Adam İngilizce biliyorsa takip edebilir. Yoksa takip edemedi bilimsel çalışmaları. O şekilde faydalanıyoruz ama ben özellikle yöre konusunda, yörelerin resminin karton kutulara basılması, işte oradaki şeyin adının basılması, tanıtımının yapılması açısından baskı yüzeyi konusunda kartonların, ürünün muhafazası konusunda da beklerin değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum sektörde. Tabii ki de ilgi alanına göre insanların incelemesinde fayda var diyorum. Şimdi bu beklerin katmanları var. En üst şeyde... Çok kısa, birkaç saniyemiz kaldı çünkü. O zaman şey yapmayım. Yani bir cümleyle söyleyebilirsiniz. Bekler çok mükemmel bir şey çünkü içi poliüretan, arada bariyer var. Işık geçirmeyen bariyer. Ve en üstte de tekrar bariyer var. Bir de kolinin içinde ışıkla bilgimiz kalmadı. Oksijenle zaten hiçbir ilgimiz yok. Mesela şu su dolu torbada baktığınız zaman, ters çevirdiğiniz zaman bir bakacaksınız ki tepesi büzülüyor gidiyor. Demek ki dışarıda almıyor. Aşağıdaki vanasından boşaltınca musluğundan. Zaten bu kolide de dikkat ederseniz musluk dışarıda aşağıda. Ve bu koliler de perfore edilmiş şekilde oluyor. Oraya bastığınız zaman, yırttığınız zaman, parmağınıza bastığınız zaman o musluk dışarı çıkıyor. Musluğun da kapakları vitop denen bir şey bu. Bu vitopun kulakları var. Eğer bu kulaklarını çektiğiniz zaman o zaman ilk kullanan siz oluyorsunuz.
Yani daha önce kullanılmadığı ortaya evet. çıkmış oluyor. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Türker abi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Elif Hanım çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili seyirciler, yeni yılın son programını da burada bitirdik. Program bitirmeden önce ben şunu söylüyorum. Yeni yılın Ege Üniversitesi Televizyonu ailesine, Ege Üniversitesi'ne, İzmir'e, Türkiye'ye, bütün dünyaya iyilikler, güzellikler getirmesini diliyorum ve hepinizin yeni yılını kutluyorum. Evet, önümüzdeki hafta yeni yılın ilk programında görüşmek üzere. Yapımda ve yayında emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ederek diyorum ki Ege Üniversitesi Televizyonu'yla kalın, bizimle kalın, hoşça kalın.